Herkese selamlar. Son günlerde ortalıkta bir video dolaşıyor. Bu videoya göre Çin'de 40 tane banka batmış ve bu bankalar battığı için parasını alamayanlar bankaların önlerinde protesto yapmaya falan başlamış. Haberler böyle. Bu protestolar daha fazla büyümesin diye de Çin devleti Çin ordusunu bankaların önüne göndermiş ve batan bankalardan parasını çekmek isteyen halka karşı bankaları tanklar koruyormuş. Peki bu bilgi doğru mu? Değil. Arkadaşlar evvela şunu söyleyeyim. Çin'de ekonomik anlamda gerçekten işler iyiye gitmiyor. 1949'da Pekin dünyanın en yoksul başkentiydi. Ancak bir balon gibi büyümek yerine kaliteli gelişmeyi ekonomik politika haline getiren Çin ve Pekin bugün çok başka yerlerde. Şimdi başa dönelim. Şu tankları gördüğümüz ve sosyal medyada 40 Çin bankası battı, halk ayaklandı, araya tanklar girdi hikayesinin önce nasıl gerçek dışı olduğunu anlatalım. Ama önce o görüntüleri bir izleyelim. Sonra da olayın aslı nedir ondan bahsedelim. Yani önce yanlışı tarif edelim, sonra doğruyu gösterelim. Çin'in Henan eyaletinde Bank of China'ya ait şube önünde paralarını çekmek isteyen kişilere karşı iddiaya göre Çin hükümeti bankayı ve bankaları tankla koruyordu. Görüntülerde gerçekten de halk sokaktaydı ve tanklar vardı. Ve bu görüntülerin tankların olduğu yerin bankaların hemen önü olduğu iddia edildi. Atılan başlıklarında ise Çin'de emlak sektöründe başlayan kriz bankalara sıçradı, bankaların birçoğu battı, 40 tane ve halka parayı vermiyor. Mudilerin banka önünde protestosu sürerken bankaları Çin ordusuna ait tanklar koruyor. Haber metni net olarak böyle diyordu. İddiaya göre görüntüler Çin'in Zhengzhou şehrinde Henan isimli bankanın önünde kaydedilmişti. Yani Henan şubesiydi orası. Hatta bu bilgiyi nereden aldılarsa bankaların el koyduğu paraların artık yatırım ürünü olduğu ve el konulduğu söyleniyordu. Yani banka battıysa iflas etmiş gitmiştir kardeşim. Hiç batan banka sizin paranız artık yatırım ürünü bizim oldu der mi? Batmış gitmiştir, iflas etmiştir. Tankların gösterildiği o video 17 Temmuz'da çekilmiş görüntüler. Görüntülerin bankaları korumayla uzaktan yakından bir alakası yok. Birincisi görüntülerdeki yer Çin'in Henan eyaletinde değil, doğu sahilinde bir eyalet olan Shantung'da çekilmiş bir görüntü. 40 banka battı diyenler tankların hemen arkasındaki ışıklı bir binayı kanıt olarak sunuyorlar ve bunu da Bank of China'nın Henan şubesi olduğunu iddia ediyorlar. Ama gerçekten de böyle değil. İddia edildiği gibi orası banka şubesi değil. Çünkü videoda banka diye gösterilen yer aslında Rizhao isimli kasabada bulunan J isimli bir otel. Yani namı diğer J otel. Evet yanlış duymadınız. Orası banka değil bir otel. Ekrana gelen bu fotoğraf işte tam orası. Bankaları tankların koruyor dendiği yer. Gördüğünüz üzere önünde tanklar var ve yolun bir kısmı kapatılmış ve arkadaki ışıklı bina banka şubesi olarak lanse edilmiş. Ancak söylediğimiz gibi hem orası Henan değil Shantung, banka değil otel. Bu görüntü de yine aynı otelden. Başka daha sakin bir gecede çekilmiş. Fotoğrafını görüyorsunuz. Aynı bina. Öyle değil mi? Bu da aynı otelin gündüz saati çekilmiş fotoğrafı ve bilgileri. Yani göreceğimiz üzere orada tankların önünde durduğu yer banka şubesi değil otelmiş. Ha bu arada Çin'e yolunuz düşerse kalabilirsiniz. Birazcık pahalı ama güzel bir otel. İddia sahipleri bu videodaki tankların bankayı koruduğunu söylüyorlardı. Öyle olsaydı tanklar orada bekliyor olurdu. Ama görüntülerde tanklar hareket ediyor. Ayrıca kenarlarda bekleyenler de protesto eder gibi bir hal var mı sizce? Tekrar videoya bakalım. Peki diyeceksiniz ki 17 Temmuz'da çekilen bu tanklar o zaman neyin nesi bankaları korumuyorlarsa? Rizhao kentinde askeri bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu tanklar da sevk edilme sürecinden görüntüler. Hatta görüntülere dikkat ettiyseniz kenarda duran insanlar da tanklardan sıradan görüntü alıyor. Protestoculara benzeyen hiçbirini görüyor musunuz görüntülerde? Bu söylediğimi
Çin hakkında yaptığı haberler ile insanların güvenini kazanan Çinli aktivist Jennifer Zeng de ifade etti ve o gece hareket halindeki tankların tatbikat alanına doğru gittiğini beyan etti. Ve aynı zamanda az önce söylediğimiz otelin müdürü de aynı şeyi söyledi. Yani burası banka değil, onlar tatbikata giden tanklardır. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar anlattıklarımız sosyal medyada, haber sitelerinde hepimize anlatılan 40 banka battı, halkın parasına el konuldu, bankaları tanklar koruyor iddialarının gerçek dışı olan kısmı. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Çin'de batan banka sayısı 40 değil, 6. Çin'de 6 tane banka battı, 40 tane değil. Bankalar protesto edildi mi? Evet, edildi. Ama görüntüler farklı. 40 tane bankayla da alakası yok. Ama az önce gösterildiğimiz gibi ve anlattığımız üzere bankalar tanklarla korunmadı ya da o görüntüler protestolara ait değil ve uzaktan yakından bir alakası yok konuyla. Peki gerçekte Çin'de ne olmuştu? Bazı bankalar Çin'in vatandaşlarına konut sattılar. Bu satıştan sonra Çinli vatandaşlardan taksit topladılar. Ancak daha sonra kendilerine beklenmedik faizler yüklenmeye başlandı. Tam bu sırada ilginç bir şey oldu. Bankaların vatandaşlara konut yapsın diye anlaştığı şirketin en tepesindeki isim dolandırıcı çıktı. Mali suçlardan dolayı polis bu kişiyi tutukladı ve yine mali suçlardan aranan bir kişi olduğu anlaşıldı. Yani daha önce de dolandırıcılık yapmıştı. Daha sonra ise yine konutların yapımında yetkili olan başka bir şirket hakkında Çin polisi soruşturma başlattı. Yani tam bir Arap saçı oldu. İnşaat tamamlanmayan evler için para ödeyen Çinliler hal böyle olunca paralarını geri almak istedi. Ancak olaylar nihayete kavuşmadığı, tutuklanan kişi veya soruşturma açılan şirketin akıbeti belli olmadan banka ben size paranızı vermem kardeşim dedi. Çinliler de bankayı protesto etti. Hatta şu görüntülerde izleyelim. Bu görüntülerde izleyeceğiniz üzere bazı Çinliler de polise çatıştı. Daha sonra o sorunlu olan bankalarda müşterilere mevduatlarını geri vereceklerini ancak biraz sabretmesi gerektiğini söyledi. Yani bekleyin kardeşim, biraz bakalım ne olacak, soruşturma tamamlansın. Eğer bunlar dolandırıcı ise biz banka olarak evlere el koyarız ki anlaşma var, sözleşme var. Daha sonra da size paranızı öderiz dedi. Ama bunu anlamayan, istemeyen bazı Çinliler hayır biz hemen paramızı isteriz dediler ve protestolar başladı. Olayın net özü bu. Ve bunu söyleyen bankaların batan Çin bankaları ile de alakası yok. Yani o batan bankalar bambaşka olay. Yani kısaca emlak konusu sebebiyle başlayan banka protestosu doğruydu. Ancak parasını alamayan Çinliler bankayı bastı. Araya tanklar girdi. Olayı tamamen sahteydi. Bu haberler ise Çin karşıtı Avrupalı gazeteciler tarafından abartılarak patlatıldı. Tabii biz de bu zokayı yedik. Ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medyada Çin'de 40 banka battı, küresel ekonomik kriz geliyor, Türkiye'de de bankalar batacak diye yaygaralar koparıldı. Ama gördüğünüz üzere bunların hiçbiri doğru değildi. Tamamıyla dezenformasyondu. Ve Çin'de olan protestolar münferit protestolardan ibaret. Lakin Çin'in ekonomisi hakkında çok daha farklı detaylar var. Onu da başka bir videoda anlatalım.